Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. İzmir'den herkese tekrar tekrar merhabalar diyorum. Bugün sizlere harika bir patlıcan tarifi hazırladım. Hazırlaması biraz farklı ama lezzeti muhteşem. Hadi buyurun başlayalım. 2 adet büyük boy topak patlıcana ihtiyacımız var. Bunun yerine 4 adet de kemer patlıcan kullanabilirsiniz. Alacalı olacak şekilde patlıcanları soyuyorum. Sonrasında ince uzun bir şekilde dilimliyorum. Dilimlemeyi isterseniz bu şekilde yapın ya da fileto çıkarır gibi şimdi gördüğünüz üzere aynen bu şekilde dilimleyebilirsiniz. Sonrasında ince uzun şeritler haline getirip küp küp olacak şekilde olabildiğince küçük şekilde doğruyorum. Patlıcanla yapılan tariflerin hemen hemen hepsini çok severim. Bu tarif de mutfağımızın favorilerindendir. Evet, bu boyutlarda doğradıktan sonra şimdi bunları küçükçe bir tencereye alıyorum. Üzerini geçecek kadar oda ısısında su ekleyip tenceremi ocağa yerleştiriyorum. Ne kadar derseniz bir 10-15 dakika kadar kaynayacak ve patlıcanlar iyice yumuşayacak. Şimdi patlıcanları iyice süzüyorum. Süzdükten sonra dilerseniz soğumasını bekleyin ya da dilerseniz soğuk suyla şoklayın. Ama biraz böyle süzdükten sonra elinizle hafiften sıkın. Biliyorsunuz patlıcan sünger gibidir. Tüm suyu hapseder. Bu yüzden elinizle hafiften sıkarak genişçe bir kaseye alın. Evet, tam da bu şekil görünecek. Tarifime devam ediyorum. Bol maydanoza ihtiyacımız var. Şöyle bir demet kadar maydanozu ince olacak şekilde kıydım ve aktarıyorum tabağıma. 100 gram da beyaz peynire ihtiyacımız var. Dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Evet, 100 gram şöyle tepeli olacak şekilde 3 yemek kaşığı beyaz peynir kullanıyorum. 2 adet de yumurta ihtiyacımız var. Yumurtaları da çırpıp kaseme aktarıyorum. Çok besleyici ve çok lezzetlidir. Özellikle çocuklar bu tarife bayılıyor. Sizler de çocuklarınız için ya da sevdikleriniz için yapabilirsiniz. Evet, öncelikle şöyle bir karıştırdım. Sırada unumuz var. Ama öncesinde bir çay kaşığı tuz ekledim. Patlıcanların tadına bakıp tuz miktarını artırabilirsiniz elbette ki. Şimdi un ekliyorum. Öncelikle 3 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde un ekledikten sonra üzerine bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu ekledikten sonra şöyle bir kaşığımla karıştıracağım ve un miktarı yeterli mi değil mi kontrol edeceğim. Evet, karıştırdıktan sonra biraz daha eklemeye karar verdim. Şöyle toplamda 5 yemek kaşığı, toplamda 5 yemek kaşığı un ekleyerek artık mücver harcımı hazırlamış oluyorum. Şimdi bunu dilerseniz kenarda uzunca süre tutabilirsiniz buzdolabında da. Kolay kolay sulanmaz kabak mücveri gibi ya da diğer mücverler gibi. Patlıcan her şeyi içine çeker. Harcımızı beklerken hemen sosumuzu hazırlayacağız. Şöyle 4 diş kadar sarımsağı ince olacak şekilde ezin ya da doğrayın benim gibi. Bir yemek kaşığı limon suyu. İrice bir domatesi rendeledim. Bir su bardağı kadar. Bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, yine bir çay kaşığı toz kırmızı biber ve bir çay kaşığı da karabiber ihtiyacımız var. Sos kabımızı ocağımıza alıp içine 2 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı ya da sıvı yağ alıyoruz. Hemen sarımsakları ekliyoruz ve sarımsaklar yanmadan domatesleri ilave ediyoruz. Hemen baharatlarını da ekledikten sonra bir tur karıştıracağım ve biraz kaynatacağım. Ne kadar derseniz 3-4 dakika kadar. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip ocağımın altını kapatıyorum ve sosumuz da hazır. Artık mücverleri kızartabiliriz. Genişçe bir tavaya yarım su bardağı olacak şekilde sıvı yağ alıyorum.
Tavanın zemininin kaplanması önemli bu aşamada. Ve bir yemek kaşığı olacak şekilde mücver harcımdan tavama yerleştiriyorum. Ve bu aşamada ocağım kesinlikle kısık ateşte değil. Orta ateş, ortanın hatta biraz yukarısında kızgın yağın üzerine yerleştirmemiz lazım. Kısık ateşte yaparsanız mutlaka yağ çekecektir. Çok yüksek ateşte de yaparsanız bu sefer çabuk bir şekilde hemen kızarır. Bu yüzden orta ateşin biraz üzerini tercih ederseniz tam kıvamında kızaracaktır. İnceliğine kendiniz karar verebilirsiniz ama bir yemek kaşığı bu boyutlarda yeterli oluyor. Zaten patlıcanlar tamamen ezilmediği için çok da inceltmeye gerek yok. Evet, bir tarafı kenarlardan kahverengi olduğunda, kızardığında hemen diğer yüzünü de çeviriyoruz. Erken çevirmeyin. Mutlaka böyle koyu kahverengi olmasını bekleyin. En az görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar harika. Kağıt hava servis olduğum servis tabağına bunları yerleştiriyorum. Kızarma aşamasında biraz sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Tek bir yüzü 5 dakikadan aşağı kızarmaz. Bu yüzden hemen 1-2 dakika sonra neden kahverengi olmadı ya da çevireyim demeyin. Mutlaka bir 5 dakika bir yüzü kızarsın. Bakın çok fazla yağ da kullanmadık. Aynı yağı kullanmaya devam ediyorum. Evet. Kalan mücver harcımı da yine aynı şekilde yerleştirdikten sonra ters dizilip tekrar kağıt havlu servis olduğum tabağıma alacağım. Şöyle biraz hareket ettiriyorum ki tavaya yağ her tarafa gelsin. Bu tarifi fırında yapabilir miyiz gibi bir soru sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, tabii ki yapabilirsiniz. Mücver harcını bu şekilde sıraladıktan sonra üzerine hafifçe fırçayla yağlayıp 190 derecede de 200 derecede önlü arkalı iyice kızarana kadar pişirebilirsiniz. Ve artık soframa götürebilirim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka tecrübe edin bu Selanik usulü, Yunan usulü mücveri. Bizler yemelere hiçbir zaman doyamıyoruz bu tarifi diyorum. Sizler de tecrübe ederseniz lütfen yorumlarınızı yazın ama öncesinde de mutlaka beğeninizi ve video hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde ve yeni lezzetlerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Thank you.